Evet, herkese yeni videodan selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkamda gördüğünüz üzere, başlıktan da anladığınız üzere Kastamonu Hayvan Pazarı'na geldik. Bugün 27 Mart, Çarşamba, Kastamonu Hayvan Pazarı'na geldik. Hayvanlara bakalım fiyatlar ne durumda. Bundan önceki videoda kendi hayvanlarımızdan bir kısmını kesmiştik. Kesimlerimiz devam ediyor. Onun yerine hayvanlara bakalım dedik. Ben de Kastamonu'dayken bakalım fiyat pazara, fiyatlar nasıl, hani alabileceğimiz bir hayvan var mı diye pazara geldik ama pazarda hayvan yok. Biz biraz geç geldik. 8 gibi pazardaydık. Yani olanı almışlar, çok az besilik hayvan vardı. Aşırı fazla dişi düve var. Kesimlik inek var, gebe inek var ama besilik dana çok az. Genelde fiyatları sormaya çalıştık, soramadıklarımız için de müşteri sahipleri hayvanların başında olmadığı için fiyatları pek soramadık. Yani onları öğrenirsek bir kenara ekleyeceğiz. Çok yemek yedik, çok çay içtik. İyidir. Şu abiler sorma geçsin. İyidir. Yine fiyatlar hakkında şöyle bilgi verecek olsam, iyi inekler 100 bin 120 bin lira arasında. Az önce bir Belçika mavilerinin olduğu dişi düve grubunu gezdik. Yani iyi dişi düveler 70 bin, 50 bin, 70 bin bandında. Besilik hayvanlar, iyi simental bir hayvan almak istiyorsanız 75 bin, 80 bin lirayı gözden çıkmanız gerekiyor şu an. Pazarda gördüğümüz hayvanlar, satılanlardan aldığımız bilgiler o yönde. Hani ithal gemi de yanaştı. Biraz onun etkisi pazara oldu mu? Acaba almak isteyenler biraz ondan mı gelmedi pazara? Onu anlamadık. Çünkü adam da azdı yani. Biz önceki videoda zor yürüyorduk. Şimdi gördüğünüz gibi şöyle pazarın bu tarafı komple bomboş. Şu tarafında da şöyle çok fazla bir hayvan yok zaten. Pazarın içi de boş. Gene biz sorduk fiyatlarını. Elimizden geldiği kadar fiyatlar hakkında bilgi vermeye çalıştık. Şöyle kanala abone olup videoyu beğenirseniz bizlere destek olursunuz. Şimdiden size iyi seyirler. Evet arkadaşlar, şu danalarımızda 75'er bin lira. Şöyle. Şurada bir danamız var. Şuradaki 4 danamızın fiyatı 65'er bin lira. Böyle. Bu hafta pazarda şöyle göstereyim. Çok fazla mal yok. Alıcı biraz fazla. İnek çok fazla gelmiş. Şimdi gene şöyle fiyatları soralım. Burada bir iki ineğimiz var. Hayvan sahipleri hayvanların başında durmadığı için fiyatlar pek fazla soramıyoruz. Abbalar sizin mi? Abi ne istiyorsun buna? 60 bin lira. Şöyle gösterelim hayvanları. Şöyle 60 bin liraymış burada. Abi ne istiyoruz ineğe? 100 bin lira da şöyle bir ineğimiz. Yine şurada bu hafta biraz manda fazla gelmiş. Şöyle mandalar var şurada. Şurada gene hısır inekler var büyük ihtimalle. Şöyle hayvanları göstereyim. Şurada bir büyük bir simental ineğimiz var. Selamünaleyküm. Abi inek senin mi? Şöyle A kalite bir simental ineğimiz var. Sahibi gene başında olmadığı için fiyatını soramadık. Şurada gene bir mandalarımız var. Meçhulda hayvanın dişine bakıyorlar. Şurada bir iki buzağımız var gene. Abi selamünaleyküm, hayırlı işler. Abi ne istiyorsun hayvanlara şöyle? Hangisini soruyorsun? Şu benim. Şu ikisi senin değil mi abi? He? 68 bin diyor. Tekin 68 bin bu? O benim değil. Değil mi? Bilmiyorum. Tamam abi, şöyle 68 bin vermiş şurada. Hadi ya, hadi ya. Şöyle.
Bu da bir tosunumuz var. Evet arkadaşlar, müşteriler var. Satıcılar da alıcı pozisyonuna geçmiş. Gene hayvanların başında kimse yok. Bakın gene burada bir hayvan grubu, gene kimse başında yok. Gene olanları sormaya çalışacağız. En son pazar sonunda da şöyle fiyatlar nerelerde, onun hakkında bir video çekeceğiz. Şurada bir dişi buzağlarımız var. Abi selamünaleyküm, alabilir miyim? Abi ne istiyorsun bunlara fiyat? 70'er bin lira. Şöyle. Abi malın iyiymiş. Erkek olaymış. Aynen öyle. Şöyle Belçikam abilerimiz var. Şarölelerimiz var. Şurada bir tane limuzinimiz var. Evet 70'er bin lira şu mallar. Burada bir mandamız var. Burada bir mandanın yavrusu. Evet şurada bir danamız satılmış gidiyor. Kimse sormaz, ben biliyorum da öyle çoğunma, ben satacağım bunu. Allah. Evet şu taraf komple inek var bu tarafta. Şurada yine büyük bir simental ineğimiz var. Abi selamünaleyküm. Abi hayvanlar senin mi? Değil değil. Senin var. Değil. Fiyat hakkında bir bilginiz var mı? Yok. Biz de bakıyoruz. Evet şurada bir tosunumuz var, kurbanımız. Abi selamünaleyküm. Ammalar senin mi? Ha fiyat ne bunlara? Ne istiyorsun? Duruyor. Fiyat ne abi? Fiyat 70'er bin lira. Şunlara 70'er bin lira. Şu danaya ne istiyorsun abi? O satıldı. 102. 102 bin liraya şu dana satılmış. Şunlar da 70'er bin lira. Şöyle. Şurada gene bakın hayvanlar var. Biz hayvan sahipleri olmadığı için fiyatını soramıyoruz. Gene en son eğer sonrasında da duyarsak videonun kenarına fiyatlarını ekleyeceğiz. Burada yular satıyorlar. Şöyle. Aa bunun fiyatı ne? 50. Buna da 50 bin lira istiyorlar şöyle. Burada bir danalarımız var. Abi selamünaleyküm. Selam. Abi hayvanlar senin mi? Bizim abi. Abi ne istiyorsun fiyat şunlara? 65 hangiler abi, senin? 70 yani. Şuradan başlıyor abi. Şu senin. Bizim. Ne, fiyat ne abi bunun? 75 bin. Şunların ne abi? 70'er bin. Şu iki dana mı? Üçte mi 70'er bin lira? Üçü de 70'er bin lira. Allah satırbazları versin. Şöyle çekelim. Nereden izleyeceğiz? Abi Alperen Aktepe yaz YouTube'a, oradan izlersin. Şurada bir tosunumuz var. A kalite simental tosunumuz. Ama bunun da sahibi ortalıkta yok. Hayvan da bilmiyoruz. Yine şurada bir dişi düvelerimiz var. Yine sahibini bulabilirsek soralım. İki simental. Abi selamünaleyküm. Mallar senin mi? Hayır. Şöyle çekelim hayvanlarımızı. Pamuk gibidir, pamuk. Evet, gene bir düve satılmış. Burada bir dişi düvelerimiz var.
Abi hayırlı olsun, almışsın herhalde. Fiyat ne abi bunların? 55. 55'e de abim şöyle gidene düve almış. Burada yine patlıyor. Burada büyük bir ineğimiz var. Yine şurada iki tane besilik tosunumuz var. 75. Gene bunu da sahip olalım. Evet, şu danalara 110 bin lira istiyorlar. Şöyle bu tarafta hayvan yok. Gene tabii ineklerimiz var. Evet. Gene fiyatını öğrenebilirsek sonrasında ekleyeceğiz. Evet, şu inek var. Buna da 100 bin lira istiyorlar. İneğimizin fiyatı 100 bin. Burada bir danamız var. Burada bir danamız var. Açmaya çalışıyorum. Artık pazar bitti arkadaşlar. Bugün evet, şu ikisi mental uzağımız 100 bin liraya satılmış arkadaşlar. Şunlar da 100 bin lira. Pazar boş arkadaşlar. Seçim öncesi satıcı balığı satmak istemiyor. Alıcı da seçimden önce alayım diyor. Pazar gördüğünüz gibi bomboş. Şurada mandalar yüklüyorlar. Mandalar 68 bin liraya satmışlar arkadaşlar. Mandalar yükleniyor orada. Evet, şöyle de bir kısır hoştaynımız var. 89 bin liraymış şurada. Şöyle gösterelim hayvanı. Evet, kısır adam boyunca bir inek 89 bin lira. Evet, şu ikisinin akbaşımıza 90 bin lira istiyorlar. Şu dananın fiyatı. Gene bakın, hemen sahipler hayvanın başında olmadığı için gene biz sağdan soldan duyduklarımızla fiyat söyleyeceğiz. Hep dişi düve var. Başka pazarda hayvan yok. Dişi düve ve inekten başka hayvan yok. Burada gene bir dişi düvelerimiz var. Burada bir iki tane A kalite danamız var. Burada bir danamız var. Buna 90 bin lira istiyorlardı. Gene bir dişi düve grubu. Besilik dana yok arkadaşlar pazarda. İyi malın başında şöyle kalabalık var gördüğünüz gibi. İyi mal satılıyor. Sabah erken gelip bir iki tır besilik dana toplamışlar. Biz çıkarken tır çıkıyordu. Gene bir ineğimiz ve mandamız var. Ben mandam satılmış gidiyor. Mandam satıldı.
67 bin liraya satıldı o manda. Gene şurada bir dişi düve buzağımız var. Buzağlar. Gene insanlar, bak kamyonlar boş, kimse hayvan toplayamadı bu hafta. Şurada bir danamız satılıyor. Evet, şu danamız 100 bin. Yani şurada bir dişi düvelerimiz var. Abi danalar senin mi? Fiyat ne abi bunlar biliyor musun? Gene hayvan sahipleri başında yok. Burada bineğimiz. Şu danayı az önce tarttılar, 400 kilo geldi, 90 bin lira istiyorlar. Evet, şu danamda kurbanlık oluyor, 68 bin istiyorlar. Yine bir dişi dana grubu var. Sahip yok başında. Burada iki tane piş danamız var. Burada bir simenteli danamız var. Şu danalarımız iyiymiş arkadaşlar. Burada bir tosunumuz var. Kiralı ya demi oğlum diyor. Kurban var ama yaklaştık. Şu kamyona binen 57 bin. Şuradaki mondofon da 56 bine satılmış. Şöyle pazar bitti. Kamyonlar herkesin boş. Şöyle.